Evet, bugün yine BİM'e gelen, fotoğrafını görünce heyecanlandığım Nautica marka Bluetooth kulaklıkların incelemesini yapacağım. Bir dönem A101'in arka bahçesi gibi olmuştum, şimdi de BİM'in arka bahçesi gibiyim. O zaman vakit kaybetmeden incelemeye başlayayım çünkü gerçekten merak ediyorum içinden ne çıkacağını. Merhabalar, ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Bu kulaklık BİM'e dün geldi. Dün gittim aldım. Bugün cumartesi videoyu çekiyorum. Videoyu da yarına, yani pazar gününe yetiştirebilir miyim? Hesaplıyorum şu anda. Yarına yetiştiremezsem de en geç pazartesi atarım herhalde. Bence atarım. Nautica markasını daha önce duymamıştım ama BİM kataloğundaki görselde böyle güzel bir şey olabilir diye düşündüm. Fiyatı da 399 lira. O zaman hızlıca şu kutusuna bir göz gezdireyim. Ön yüzünde markası, modeli ama bu sefer görsel yerine kulaklığın kendisini görüyorsun. Üst tarafı şeffaf yapmışlar. 5 saatlik bir kullanım süresi olduğu yazıyor burada. Bu kulaklık senin ve bizim gibi stil sahibi teknolojiyi sevenler için yazıyor. Herhalde doğru çevirmişimdir. Yani buradan da anlıyorsun ki marka tasarımına güveniyor. Kutunun yan tarafında Nautica Buds T320, altta bir şey yok. Öbür tarafında da aynı. Arkasında da bazı özelliklerine yer verilmiş. Cihaz Bluetooth 5.1 ile destekleniyormuş. 5 saatlik kullanım süresi olduğu yazıyor. En iyi sonucu almak için ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin yazıyor. Ergonomik, kablosuz bağlantı falan filan. Bunların hepsini göreceğiz zaten. Bir de neymiş? Type-C'ymiş. Severiz. Tamam, kutusuna bakarak daha fazla zaman harcamaya gerek yok. Artık açıyorum. Şu bıçağımla açacağım. Güzel değil mi? Bir arkadaş bir sonraki kutuyu karambitle açar mısın demişti. Ben de karambit var sanıyordum da yokmuş. Ben de bunu seçtim. O zaman kutuyu açıyorum. Kutu içinde kutu. Kulaklığı da mı kutuyla beraber çıkarmam lazım? Kulaklığı da çıkarıyorum. Kulaklığımız burada. Koy kenara. Burada çok şık görünümlü bir Type-C ara kablosu var. Yani böyle standart bildiğimiz Type-C ara kablolardan değil. Mavi, böyle gece mavisi, mat mavi gibi, lacivert gibi. Ama çok güzel görünüyor. Bak, adam Type-C ara kablosunun üstüne Nautica kendi markasını yerleştirmiş. Görünüyor mu? İşte bunlar kalite kokan hareketler arkadaşlar. Kutunun içinde bir de şöyle bir şey var. Yani kulaklığın kendi kılıfı mı var? Kulaklığın kılıfı olabilir mi bu? Ya evet. Gerçekten kulaklığın kılıfı var içinde ya. Bro, çok iyi değil mi? Çıkaracağım, koyacağım şimdi. Lan böyle malzemesi de çok güzel ha. Bak, böyle delikli melikli. Bu da böyle koyu mavi. Type-C kablosuyla aynı renkte. Ve dandik bir şey değil. Çok şık ve güzel görünümlü bir şey. Oğlum bayıldım lan. Tamam dur. Bunu kenara koy. Daha kutuyu açarken nelerle karşılaştık. Bir tane Nautica kartı. Arkasında thank you. Bizi seçtiğin için Allah razı olsun kardeş yazıyor. Şöyle koyalım. Bir adet tabii ki kullanım kılavuzu. Bunu da koyuyorum şöyle kenara. Bir tane daha bir şey var. Evet, bu da Nautica logosunun etiketi. Hani böyle Apple'larda falan çıkıyor ya. Adamlar kutuya çok fazla önem vermişler ve ben resmen bayıldım. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Kutusu böyleyse bakalım kulaklığın kendisi nasıl? Kulaklığı da çıkaracağım artık. Çatlıyorum meraktan. Çıkardım kulaklığı. Şu üstündeki plastikten kurtuluyorum. Wow. Nautica T320. BİM kataloğundaki fotoğrafından bence daha iyi. Bayağı güzel bu arada. Ben çok beğendim. Kalitesine, ses performansına falan bakacağız zaten. Sanki şu şeffaf kısım senin sonradan aldığın, işte kulaklığını korumak için aldığın bir kılıfmış gibi tasarlanmış. Çok güzel. Bak, altında Type-C girişi var. Severiz, bayılırız. Type-C girişinin yanında da böyle iki tane bir şey var ama onların ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Parıl parıl. Arkasında şurada bazı bilgiler etiketi var ve bu etiketi çıkarabiliyorsun. Geliyor baba. Çok iyi. Arkasında bir tane de kimlik numarası var. Şurada yazıyor. Şuraya logolarını güzelce koymuşlar. Altında da kibarca Nautica yazıyor. Ve kutusu oldukça küçük. Narin. Bence hoş bir tasarımı var. Açıyorum kutuyu. Kutunun kapağında mıknatıs da var. Yani şöyle yaklaştırdığında kendisi çekiyor. Şöyle 90 dereceye kadar açılabiliyor. Kutuda sensör olmadığı aşikar. Ve kulaklıklarımızın kendisi. Ben bunları da siyah zannediyordum ama koyu maviymiş. Yani kulaklık kılıfıyla ve Type-C kablosuyla aynı renkte. Nautica kim ya? Nautica nerenin markası aga? Yani kesin Çin'dir de. Gene de bakayım. Evet, şurada Made in China yazıyor. Şu bıçağı da kapatayım da. Şu kenarındaki detaylar falan gerçekten çok hoşuma gitti ya. Aa, belki de kılıf dedim ya, bu içindeki çıkıyor mu acaba buradan? Dur bir deneyeyim. Onun galiba çıkması için şu menteşenin de sökülmesi gerekiyor. Kapağı da çok güvensizlik hissi vermiyor doğrusu. Ama gene de şöyle sonuna kadar açtıktan sonra biraz daha zorlarsan kırarsın diye düşünüyorum. O zaman kulaklıkları çıkarıyorum ya. Kulaklıklarımız da bunlar. Silikonsuz bir kulaklık ve gerçekten tasarım olarak farklı. Burada logoları var. Ayrıca LED ışıkları var. Bataryasına zarar gelmemesi için alt tarafları gene bir jelatinle kapatılmış. Şarj ederken onları çıkarman gerekiyor. Şu iç taraflarında R ve L harfleri konumlandırılmış. Kulaklıkların üstünde, şuralarında da mikrofonları var. Ben kutunun açılışını itibaren şaşırmaya başlamıştım zaten. Ve şu anda da ürün tasarımı olarak gerçekten iyi bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Bayıldım. Nice. Şu altlarındaki jelatini çıkarıyorum hemen. Şimdi kutuya taktığımda şarj olması gerekiyor değil mi? Bu neydi? R.
Right. Evet, şurada kulaklığın beyaz LED'i yanıyor. Alt tarafında da kutunun yeşil LED'i yanıyor. Evet, şarj olurken böyle bir hale geliyor. Kapatalım kapağını da. Bir de kutuyu şarja takalım. Bakalım ne oluyor. Bunu da yeni aldım bu arada. Polo Smart. Kutusu da şurada. 20 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen bir başlıkmış. Bu da galiba 149 liraydı. Gerçekten de hızlı şarj ediyor. Şöyle takalım buraya. Ha, ayrıca hem USB 3 girişi var hem de Type-C girişi var. Şu harika tasarımlı Type-C kablosunu da takıyorum. Kutudan çıkan Type-C kablosu da bu arada çok da kısa değil. 40-50 santim civarında var. Diğer Type-C ucunu da kulaklığımın kutusuna takıyorum. Şu anda takıldı mı? Yo. Biraz daha takmam lazım. Evet, gördüğün gibi kutuyu şarja taktığımda burada yeşil yanan led beyaz bir şekilde yanıp sönmeye başladı. Ben şu kulaklığın kutusunu bir sonuna kadar şarj edeyim, geliyorum ondan sonra. A few moments later. Evet, kutuyu ve içindeki kulaklıkları sonuna kadar şarj edip geldim. Vay benim anam babam, hoş gelmişsin evime. Kutu şarj olurken şuradaki beyaz led yanıp sönüyordu. Tamamen şarj olduğunda sabit bir şekilde beyaz yanıyor. Kulaklıklar şarj olurken de şuradaki beyaz ledleri sabit bir şekilde yanıyordu. Tamamen şarj olduğunda şöyle kısa bir süreliğine yeşil ledler yanıyor, sonra sönüyor. Şimdi kulaklıkları telefona bağlamanın zamanı geldi. Ama dur, bağlamadan önce şu kılıfına bir koymak istiyorum ben bunu. Oğlum çok iyi oldu lan. Bu arada ilk defa bir kulaklık kılıfım oluyor. Bak, niye bu kadar etkilendiğimi söyleyeyim. Şu ana kadar bir sürü, belki onlarca kulaklık incelemesi yaptım. İçerisinde iyi markalar var. A101'den, BİM'den aldıklarım var. Hiç bir tanesinin içinden bile kulaklık kılıfı çıkmamıştı. Yani bu benim ilk kulaklık kılıfım. Nice. Tamam, artık çıkarıyorum. Şunları bir telefona bağlayalım. Telefonda Bluetooth açmadan önce kulaklıkları çıkarıp birbirleriyle eşleşmesini beklemem gerekiyor. Bak, yeşil beyaz yeşil beyaz yandı. Sırayla yanıyorlar şimdi. Tamam, bak gördün mü? Önce ikisi birden yeşil beyaz yanıyordu. Sonra sağdaki söndü, soldaki yanmaya devam ediyor. Yani ne demek oluyor? Bunlar birbirleriyle eşleşti. Şimdi kulaklıklar bu durumdayken Bluetooth açıyorum. Açar açmaz Nautica T320 olarak gördü. Tıklıyorum. Bağlanıyor şu anda ve bağlandı. Basit. Bak, şu konuda dünya kadar yorum alıyorum. Abi, kulaklıklardan bir tanesi çalışmıyor. Şimdi tamam, kulaklıklardan bir tanesi bozuk olabilir. Ama genelde bu sorun şundan kaynaklanıyor. Kulaklıkları kutudan çıkarmadan cihazın Bluetooth'unu açıyorsun. Sonra kulaklıkları kutudan çıkarınca burada bulur bulmaz tıklayıp bağlanmaya çalışıyorsun. E tamam da bu kulaklıkların sağıyla solu birbiriyle eşleşti mi? Hayır. O zaman ne yapacaksın? Benim burada gösterdiğim sırayla yapacaksın. Şimdi hızlıca kontrolleri düzgün çalışıyor mu diye bakacağım. Şurada logonun olduğu kısımlar dokunmatik kısımlar. Her iki kulaklıkta da buralara dokunarak kontrolleri gerçekleştirebilirsin. Normalde. Bir kere dokunuyorum. Evet, gördüğün gibi bir kere dokununca play pause işlevi görüyor. İki kere dokununca, sağdakine iki kere dokununca sonraki şarkıya, soldakine iki kere dokununca da önceki şarkıya geçiyor. Tamam, gördüğüm kadarıyla dokunmatik kontrolleri gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi de kulaklıkları biraz deneyeceğim. Geldiğimde de ses performansı ile alakalı yorumlarımı seninle paylaşacağım. Birazdan geliyorum. Bye. A few moments later. Evet, Nautica'nın ses performansını da yeterince test ettim. Ve videonun başından beri az şok olmuşum gibi ses performansı da beni şok etti. Kesinlikle böyle bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. O zaman anlatıyorum. Bir kere ses yüksekliği çok iyi. Çok iyi. Ortalamanın bayağı üstünde. Hani şu incelediğim T13, T13 ANC modellerinde ses yüksekliğinin bayağı iyi olduğundan bahsetmiştim ya. BİM'den aldığım Nautica'nın sesi QCE T13 ANC'nin sesinden daha yüksek. Ve bu durumda şaşırmam gayet normaldir herhalde. Yani büyük ihtimalle en üst ses seviyesi dinlemezsin. %70-80 civarlarında dinlemek gayet yeterli. Sesinin kalitesine gelecek olursam dengesi gerçekten beklediğimden çok daha iyi. Basslar, midler, tizler tam ayarında. Sadece şöyle bir durum var. Silikonsuz kulaklık olduğu için kulağın içini tam kapatmıyor. Dolayısıyla şuradan verdiği bassların hepsini kulağından içeri sokamıyor. Bak, yanlış anlama, kulaklıkta bas yok demiyorum. Aksine basslarını da çok beğendim. Sadece diğer tüm silikonsuz kulaklıklarda nasılsa bunda da öyle. BİM bu sefer Nautica ile turnayı gözünden vurmuş. Kulaklığa resmen bayıldım. Bu videoyu gerekirse gece uyumadan çok hızlı bir şekilde editleyip yayınlayacağım. Bu kulaklığı almak isteyenlerle tecrübelerimi hemen paylaşmam gerekiyor. O zaman ağzımı açık bırakan Nautica kulaklığın bir de mikrofon performansına bakalım. Hadi gidiyoruz mikrofon testine. Evet, BİM'den aldığım Nautica T320 Bluetooth kulaklıkların mikrofon performansı testinden yeniden merhaba. Şu anda kulaklıklar kulağımda ve bu şekilde bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorum. Sessiz ve sakin bir odanın içerisindeyim. Yani sen de bu kulaklıkları alıp sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aynen böyle gidecek. Şimdi de dışarı çıkarak gürültülü bir ortamda sesinin nasıl gideceğini göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi de Nautica kulaklıklarla dışarıda yolun kenarındayım. Hemen yanımdan arabalar geçiyor şu anda. Şimdi bir otobüs geçiyor. Eğer benim sesimi gayet düzgün bir şekilde duyabiliyorsan dışarıdan gelen sesleri yeterince izole edebiliyor demektir. Sen de bu kulaklıklarla dışarıda telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aşağı yukarı böyle gidecek. Evet, kulaklığın mikrofon performansını da duydun. Açıkçası benden geçen not aldı. Sen nasıl buldun? Mikrofon performansını senin nasıl bulduğunu yorumlarda belirtirsen sevinirim. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutma. Şimdi gelelim kulaklığın bazı teknik özelliklerine. Bluetooth 5.1 sürümüne sahip Nautica'nın çekim mesafesi her zamanki gibi yaklaşık 10 metre. 5 saatlik bir kullanım süresi olduğu yazsa da bence son ses seviyesinde 5 saati görmez. Yine de son ses seviyesinde test edip sonucunu şuralara bir yere yazacağım. Kutunun bataryası 250 mAh iken kulaklıklarda da 30'ar mAh'lik bataryalar kullanıyor.
kullanılmış. Ayrıca yine kulaklıklarda 13 milimetrelik sürücüler var. Bir kulak içi kulaklık için gerçekten büyük bir sürücü. Kulaklığa şu şekilde bakınca da sürücülerinin gayet büyük olduğu anlaşılıyor zaten. Tasarımı da oldukça şık gördüğün gibi. Küçük ve hafif bir kulaklık tasarımı. Hele bir de şöyle kılıfına koyduğunda... Oğlum kılıfı gerçekten çok iyi ya. Bayıldım. Evet, genel değerlendirmemi yapacak olursam ben Nautica T320 modeline BİM'den 399 liraya almış olmama rağmen bayıldım. Kutusuyla, tasarımıyla, ses performansıyla, mikrofon performansıyla gerçekten üst düzey bir kulaklık hissiyatı veriyor. Yani özellikle silikonsuz kulaklık kullanıyorsan hiç bekleme. Hemen BİM'e git al bunu. Silikonlu kullanıyorsan da alabilirsin. Ben normalde silikonlu kullanıyorum ama herhangi bir rahatsızlık vermedi. Gayet düzgün bir şekilde kullanabildim. Ama özellikle silikonsuz kullanıyorsan ve uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsan hemen koş. Bu arada bazı arkadaşlar benim yalan yanlış bilgi verdiğimi falan söylüyorlar. Sanki markalarla anlaşma yapıyorum da beğenmediğim zaman rakibinden para almış oluyorum. Beğendiğim zaman markanın kendisinden para almış oluyorum. Yok arkadaşlar, benim sponsorum falan yok. Hiçbir markadan para almadım bu zamana kadar. Ha, almak istiyor muyum? İstiyorum canım, o ayrı. Ama yarın bir gün bir markayla sponsorluk anlaşması yapsam bile gereksiz yere beğenmediğim özelliklerini beğeniyormuş gibi söylemeyeceğim size. Rahat olun o konuda. Ben bu BİM'e gelen Nautica kulaklığı gerçekten çok beğendim. Hatta Nautica markasının benimle iletişime geçip başka ürünleri varsa onları da göndermesini isterim. Bize bunlarla gel BİM. Doğru söyle, kaça sattın kendini? Evet, gene böyle yorumların geleceğini öngörerek faturayı da getirdim. Fişi de şurada. Bak, nereden almışım? BİM'den. Kaça almışım? 399 liraya. Görüyorsun değil mi? Holosmart şarj başlığını da aldığımı söylemiştim. O 149 lira. Altta da TVS kulaklık. O da 399 lira. Yani neymiş? Kimse bana para vermiyormuş. Aksine ben para veriyormuşum. O zaman senin ne yapman gerekiyormuş? Videoyu beğenecekmişsin. Kanala abone olacakmışsın. Hatta bir de bildirim zilini açacakmışsın. Anladın? Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli. Evet, böylece videonun sonuna da geldim. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay Taha Kaçar. WhatsApp salak kafam, WhatsApp sapan lapan. Çatı pays yaparsak at paçavradan, ağzınız makat falan, underground cigaraysa ice kapak yapar.